Efendim Haberkültür ikinci periyodundayız. Güncel ekonomi politikalarını değerlendireceğiz. Kısa ve orta vadede ekonomi stratejisi ne olacak? Toplumun büyük bir kesiminin şikayet ettiği ve bir an önce düzenlenmesi gerektiği adaletsiz ve pahalılık yaratan dolaylı vergiler, harçlar düşürülecek mi? Girdi maliyetlerin uzatılması yanında bütçe gelirlerini artırmada ne gibi ekonomi politikaları geliştirilecek? Verimliliği artırmada nasıl bir yol haritası izlenmeli? Bu konuları Sayın Maliye Bakanı Zelal Murgan değerlendirme fırsatı bulacağız ama az sonra. Evet, Maliye Bakanı Zelal Murgan konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, sizin yapılan bir söyleşide Maliye Bakanlıklarının dünyanın her yerinde eleştirilen bakanlıklardan bir tanesi olduğunu söylemiştiniz, işaret etmiştiniz. Gerçekten zor bir görev devraldınız ve tabii adettendir. Yeni kurulan hükümete gerek eleştiri gerek destek için işte 100 gün süre verilir ve hükümette sanırım aştı değil mi 100 günü? Yok. Henüz aşmadı. Evet. Tabii bu arada eleştirenler de var, destekleyenler de oluyor. Fakat tabii öncelik ekonomi. Evet. Bakanlığınızın ekonomi ve maliye politikalarında en öncelik verdiğiniz ve vereceğiniz konu başlıkları ne olacak? İsterseniz önce bundan başlayalım. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi tabii ki bildiğiniz gibi Ekonomi Bakanlığı Sayın Serdar Denktaş'ın uhdesinde olan bir bakanlık. Ama haliyle sizin de ifade ettiğiniz gibi Maliye Bakanlığı dolaylı olarak ekonomi üzerinde de etkili bir takım politikalar uygulayabiliyor. Bu anlamda da bizim asli uyguladığımız politikalar bildiğiniz gibi maliye politikaları esasında vergi uygulamaları ve benzeri düzenlemeler şeklinde. Tabii bunun yanında para politikalarıyla ilgili de bir takım düzenlemeler ihtiyacı var normal bir ülkede. Ancak bizim ülkemizin işte herkesin bildiği gerçekleriyle birlikte kendi paramızı basmamamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını kullanmamız nedeniyle para politikalarıyla ilgili enstrümanlarımız oldukça sınırlı. Bu kapsamda da Merkez Bankası ile sınırlı olmakla birlikte Merkez Bankası ile gerçekten kapsamlı toplantılar yaparak acaba parayla ilgili, para politikaları ile ilgili, kredi politikaları ile ilgili bankacılık sisteminin daha iyi noktalara gelmesi ve ekonominin tüm kanallarını açıcı faaliyetlerde bulunması için neler yapılması gerektiği hususunda finans sektörünün başı olan, yöneticisi olan, denetleyicisi olan Merkez Bankası ile çalışmalar yapıyoruz. Bankalar Birliği ile de yakın temas halinde bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Bu anlamda para politikaları ile ilgili yapabileceğimiz hususlar. Ama bunların başta da söylediğim gibi kendi paramız olmamasından dolayı belirli bir düzeyde sınırlı olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Maliye politikaları yönüyle baktığımızda ise öncelikle kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi temel unsur olarak aldık ve buradan yola çıkarak da yasal düzenlemeler konusunda gayet detaylı, kapsamlı çalışmalar başlattık. Bu anlamda da öncelikle vergi usul yasası, ki yasaların anası, bunları diğer yasaların nasıl uygulanacağını, cezalar ve uygulamaları yönelik düzenlemeleri yapan bir yasa. Oldukça eski bir yasamız. Bunu bütünsel bir revizyondan geçiriyoruz. Ve bu yasanın altında da çıkartılabilecek tüzükler ve tebliğlerle de daha hızlı hareket edebilme kabiliyeti getirebilecek bir duruma getirmek istiyoruz. Ve beraberinde tabii bütün bu maliye politikalarını, para politikalarını da kullanırken teknolojiyi de çok etkin olarak kullanmak durumundayız. Bu kapsamda da elektronik fon transferini, tüm bankalar arasındaki para hareketini elektronik ortamda gerçekleştirecek elektronik fon transferi üzerine yoğunlaştık. Bu konuda sağ olsun Merkez Bankası da etkin bir çalışmaya girdi. Çünkü onların yürütebileceği bir husus. Ayrıca diğer yandan da biz Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla E-Devlet kapsamında Maliye Bakanlığı'nın tüm birimlerinde başta vergi dairesi ve gümrük dairesi olmak üzere teknolojinin kullanılması hususunda da kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu arada tüm bu söyledikleriniz konu başlıkları sanırım hemen olacak işler değil. 2015'te verim alınacak
olaylar galiba, değil mi? Hemen kısa kısa isterseniz açıklayayım. Örneğin hemen para politikasını isterseniz oradan başlayalım. Memnuniyetle. Çünkü bundan birkaç sene önce hatırladığım kadarıyla ekonomistler de ikiye bölünmüşlerdi. İşte Kıbrıs'ın kendisine ait bir para birimi olmalı, işte Türk lirasından çıkmalıyız şeklinde, yani bir birlik oluşturmalıyız gibi böyle bazı zaman zaman öyle açıklamalar yapılıyor. Para politikaları, yani para birimi mi değişecek, böyle mi anlamamız gerekiyor? Yok, kesinlikle o değil. Bizim düşüncemiz, şu anda kullandığımız Türk lirasını kullanmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili tabii ki akademisyen arkadaşların, ekonomistlerin düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendi içinde bir takım doğruluk payları vardır ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda bulunduğu konum itibariyle Türk parası kullanımına devam etmekten başka şu aşamada başka şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak bu parayı kullanırken kredi kanalları nasıl açılmalıdır? Merkez Bankası finans sektöründe nasıl daha aktif davranmalıdır? Bankalar ellerindeki kaynakları sektörlerin önünü açıcı şekilde nasıl yapılandırabilirler? Bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. 2015 ile ilgili tespitinize de bir açıklık getirmek istiyorum. Bir bir isterseniz üzerinden gidelim. Vergi usul yasasını biz bu yıl geçireceğiz. Çalışmaları, ön çalışmaları yapıldı. Bu yıl içerisinde yasallaşacak. Onun dışında vergi usul yasasını biraz açabilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Vergi usul yasası biraz evvel de ifade ettiğim gibi vergi uygulamalarının nasıl gerçekleşeceğine yönelik. Yani ne zaman, ne tür unsurlar muhasebe belgesi olarak kabul edilebilir. Örneğin önemli eksiğimiz vardı. Elektronik ortamda belgelerin, fatura, makbuz ve benzeri belgelerin kabul edilmesine yönelik bunun tamamen önünü açıcı bir takım uygulamalar getiriyoruz. Beraberinde ne zaman işte beyan verilmelidir, bunların gecikmesi halinde ne tür uygulamalar yapılabilir gibi vergi uygulamalarına yönelik düzenlemeleri kapsıyor vergi usul yasası. Dediğim gibi bu yıl içerisinde hayata geçecek. Gelir vergi yasası, muhasiplerin meslek yasası, kurumlar vergisi değişiklik yasası, kamu alacaklarına yönelik yasadaki değişiklikler, bunlar 1 ile 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak yasalar. Elektronik fon transferi ile ilgili düzenleme ise biraz evvel ifade ettiğim gibi Merkez Bankası uhdesinde yürütülebilen bir husus ve bunun da 1 yıllık bir sürede hayata geçeceğini öngörüyoruz. 2015 yılını belki e-devlet kapsamında vergi, gümrük gibi unsurlarımızın tam olarak hayata geçtiği yıl olarak 2015 yılı başlarını söyleyebiliriz. Ama bunun öncesinde bizim elektronik ortamda bir takım işlemlerimizi yürütecek bazı hususları da hayata geçirdik halen. Örneğin kira stopajı, gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi gibi hususları elektronik ortamda web sayfamızda kullanıcılara sunduk. Bunları elektronik ortamda doldurmaları mümkün ama şu anda elektronik imza ile ilgili düzenleme olmadığı için bunun çıktısını alıp ıslak imza ile doldurup vergi dairelerine verebilirler. Ama bunun şöyle bir imkanı oluştu. Doldurduğunuz formu bilgisayarda tutabiliyorsunuz ve yenileyeceğinizde çok fazla uğraşmadan yeni formu da göndermeniz mümkün. Ayrıca bizde yabancılar var, özellikle Girne ve civarındaki bölgelerde. Bu insanların burada konutları var. Bunlar kiraya veriyorlar. Burada da ciddi gelir vergisi stopajı imkanlarımız var. Bunlara yönelik de İngilizce dilinde yine gelir vergisi stopajı ve benzeri uygulamaları da yine elektronik ortamda hayata geçirdik. Peki vergilerde indirim olacak mı? Evet. İlerleyen zamanlar. Çünkü hepimiz bunu merak ediyoruz. Tabii konuşalım. Stopaj vergilerinde, çünkü esnaf epey bu konuda şikayetçi. Evet. Çünkü ürünü mesela gümrükten çekiyor fakat daha satmadan üzerine vergi biniyor şeklinde epey yıllardan beri duyduğumuz şikayetler. Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi bu uzunca yıllardır süren bir vergi yapımız var. Tabii ki bunu değiştireceğiz. Hedefimiz gerek gelir vergisi, gerek kurumlar vergisi, gerek stopajlarla ilgili düzenlemeler yapmak ve bununla ilgili öngörümüz bunları düşürmek. Ancak bir takım gerçeklerle hareket etmek zorundayız. Gerçeklerden biri şu, bizim bütçe giderlerimizin yaklaşık %85 civarı
%80 ile 90 arasında bir ifade daha doğru olur. Yıllar itibariyle biraz oynuyor. Bu sabit blok giderlerimiz. Yani bunlar nedir? Personel maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar, muhtaçlara yardımlar, özürlere yardımlar, kurumlara katkılar. Ama siz bir söyleşinizde, çok özür dilerim, söyleşinizde tabii, kendiniz de söylemişsiniz ve bundan gerçekten belki de siz de muzdaripsiniz. Yani hükümet ya da işte devlet sadece kamunun maaşını ödemekle mükellef değildir. Biz de kendi içimizde bir bütçe yaratıp buna göre hareket edeceğiz. Bir takım kısıtlamaya gideceğiz dediniz. Siz de bundan şikayetçisiniz. Evet, doğrudur, katılıyorum. Evet, evet, şikayetçiyim. Yani bu doğru amaç, bir hedef sadece maaş ödemek üzerine değil ama bunun üzerine neler yapılacak? Hepimiz tabii, merak tabii, ediyoruz. Tabii ki, tabii ki konuşalım. Şimdi ama bir durum tespiti yapmamız lazım. Durum tespitinden hareketle neler yapabiliriz diye bir takım gerçeklere dayanarak konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Bu kapsamda böyle bir durumumuz var. Biz şu anda çalışan insanların faaliyetine devam etmesi öngörüsündeyiz. Artı maaşlarını düşürme gibi bir öngörümüz yok. Biz ne yapabiliriz? Bunun dışında, bu söylediğim sabit giderlerimizin dışında bizim cari giderlerimiz var. Akaryakıt gideri, temsil ödeneği gibi giderlerimiz var. Ama bunlar oldukça sınırlı. Ama bunlar da olabildiğince tasarrufa yöneldik. Biliyorsunuz kamuoyunda hep paylaşıldı. Hiçbir bakanlık düğün, İşte vefat halinde gönderilecek çelenkleri ve benzeri çelenkleri İzaz tamamen kaldırdı. İzaz ikramlar hemen hemen sıfır noktalarına yaklaştı. Hı. Akaryakıt giderleri gerçekten oldukça minimum seviyelere indirildi. Resmi hizmet araçları, bakanlık, bakan makam araçları dahil çok ciddi tasarruflarla kullanılıyor ve görevin gereği olarak kullanılıyor. Bunun dışında kesinlikle kullanılmıyor. İşte bir yandan burada tasarruf öngörüyoruz. Hı hı. Diğer yandan ise gelirleri artırmak zorundayız. Gelirleri artırırken de kesinlikle vergi artışı öngörümüz yok. Ama ne öngörümüz var? Kayıt dışıyla mücadele çerçevesinde, hı hı, vergi alamadığımız veya eksik beyan eden kişilerden bu vergileri alma öngörümüz var. Ve bu kapsamda da gelirlerimizi geliştirdik sonra ve teknolojiyi, elektronik fon transferini gerçekleştirdik sonra, denetimleri daha rahat yapabildik sonra, bu süreç 2 ile 3 yıllık bir süreç içerisinde belirli bir noktaya gelecek. Bu gerçeği de paylaşmak durumundayız. Bu süreç içerisinde de gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopajlar ve tüm vergilerle ilgili belirli indirimleri de öngörüyoruz. Çünkü vergi oranlarını artırarak siz gelirlerinizi artıramazsınız. Sizin uyguladığınız vergi oranları efektif olmak zorunda. Eğer belirli oranın üstünde ise bu defa insanları kayıt dışına zorlarsınız. O anlamda da açıkçası öngörümüz düzenli vergi ödeyenler, eskiden farklı olarak 3 yıl örneğin düzenli kurumlar vergisini, gelir vergisini, stopajlarını, KDV'sini, payesini düzgün yatıran insanlarımıza örneğin 4. yılda vergilerinde %10 özel indirim, yani teşvik edici bir takım unsurlar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Şimdi sizin tabii uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi de Ticaret Odası bünyesinde kayıt dışı ekonomiye ilişkin mücadele projesine koordinatörlük ve yürütmecilik, evet, yapmıştınız yürütücü orada. Yürütücü arkadaşlardan, evet, birini. Evet. Şimdi dün yine bu stüdyoda Haber Kritik'te konuk olan ekonomist Mehmet Saydam, lütfen yönetmenimiz onu bir ayarladıysa Saydam haberine gireceğiz. Şimdi ilginçtir. Onun da bazı bir öngörüsü var. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Diyor ki kayıt dışının önlenmemesi konusunda bir açıklamada bulunmuştu. Kayıt dışılığının devlet eliyle yaptırıldığını söyledi. Çünkü burada o kadar çok vergiler var ki alım gücü de tabii düşüyor haliyle. İnsanlar piyasaya para da bırakamıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Öğrenciler ya da buradaki insanlar en yakın model mesela Türkiye'ye gidiyorlar. Çünkü orada daha ucuz olduğu için alışverişlerini oradan yapıp geliyorlar. Yani Rum tarafına gitmeye gerek yok, Türkiye'ye gidiyorlar. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var. Tabii. Eğer VTR'imiz hazırsa lütfen Sayın Bakan'da onu yorumlamasını rica edeceğiz.
Dolaysız vergilerin vatandaşların ve esnafın üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu, kayıt dışı ekonomiye ettiğini ifade etti. Ferda İkinci'ye konuşan Saydam, kayıt altında işlem yapan işletmelerin vergi ve maliyet yaratan politikalar altında hayatta kalmaları mümkün değildir ifadelerini kullandı. Çok vergi maliyeti var ki bu ülkede, üzerine bir de kur farkı binince kurun artışı insana alamaz olmuştur. Saydam, devlet eliyle kayıt dışı harcamalar yaptırıldığını da öne sürdü. Mehmet Saydam, devletin yapması gerekenleri de anlattı. Kıbrıs'taki adadaki tüm tüccara diyeceksiniz ki alın size şu kadar milyon hibe veriyorum. Bu zor günleri aktarın, atlatın. Ya da diyeceksiniz ki tüketimi hızlandırmak için önlemler almalısınız. Nedir bu önlemler? Örneğin beyaz eşya gibi, araç gibi, konut gibi yüksek hacimli satışı yüksek hacimli ürünlerde diyeceksiniz ki arkadaşlar biz biraz lüks üretim. Hayır, yani beyaz eşya gibi işte araç gibi, çünkü fırsat sağlayacaksınız insanlara buna. Bir fırsat yaratacaksınız ki adam kafasında düşünmüyorsa bile düşünsün. Örneğin şöyle. Adamın düşünün, siz kızla evlenecek veya evindeki buzluğu değişmek ister veya arabasını değişmek ister. Ekonomi çok kötü. O yüzden bekleyin bir yıl da ekonomi iyi olunca alırım derse kimse para harcamaz. Ama siz adama derseniz ki kardeşim 31 Aralık'a kadar veya 1 Şubat'a kadar al bunları, oradaki verginin %16 verginin örnek verelim %8'ini ben ödeyeceğim devlet olarak, senden %8 alacağım. Herkes o zaman oturur ve düşünür. Der ki ya ben bunu şimdi alırsam 6 ay sonrasından daha ucuz alacağıma göre hemen harcamaya başlar. Karlı duruma geçer. Tabii ki. Siz böylece ne yaparsınız? Belki gelirlerinizde, devlet olarak gelirlerinizde belli bir kısıtlamaya gidersiniz. Ancak esas sorumlu olduğunuz ülke ekonomisinin çarklarını tekrar işletmeye başlarsınız. Efendim, evet, yoruma neler diyeceksiniz? Tabii. Yani kısacası devlet vatandaşına, işte esnafına hibe versin. Evet. Dolayısıyla ekonomide kurtulsun diyor. En azından fırsat yaratılsın ve ekonomi çarkları bu şekilde dönebilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bilmiyorum, buna yorumunuz ne olacak? Şimdi şu tespiti yapalım. Şuna katılıyorum. Ekonominin çarklarını döndürmek için yapılması gereken şeyler olduğu hususuna katılıyorum. Ancak devlet hibe versin, bilemiyorum. Yani bununla ilgili fazla değerlendirme yapmayayım uygun görürseniz. Ama şuna katılırım. Yatırımcının önünü açalım. Bu ülkede yatırım yapılsın. Bununla beraber istihdam yapılsın. Bu haliyle ülkede bir takım çarkların dönmesinin önünü açar. Şimdi önerilen bir başka husus vardı. Vergi oranlarının belirli bir süre düşürülmesi hususu vardı. Bu ülkede de benim müsteşar olarak görev aldığım bir süreçte bu tür uygulamalar yaptık. Türkiye'de bu tür uygulamalar zaman zaman vergi yapıyor. Affı, değil mi? Vergi affı değil. Başka vergi var. Oranlarının belirli bir süre düşürülmesi ve tüketimin artırılması ve böylece ekonomideki bir takım çarkların yürütülmesi. Evet. Ama bunda çok dikkatli, çok özenli olmak lazım. Tüketim harcamalarını yönlendirmede ve bu tüketim harcamalarının sonraki ekonominin üzerindeki çarpan etkisini iyi hesaplamakta yarar var. Bana göre daha çok yoğunlaşmamız gereken tüketimden çok bu ülkede yatırım ve istihdamın önünü açıcı politikalar. Vergi konusuyla ilgili tespiti biraz evvel de konuşmuştuk. Vergi oranlarının yüksekliği konusunda gerçekten önemli hassasiyet var. Bir tane örnek verecek olursam, kurumlar vergisiyle ilgili biz dünyada en düşük kurumlar vergisi uyguladığımızı söylüyoruz. %10 oranıyla. Ama aynı zamanda %15 geri kalan gelirden gelir vergisi stopajı uyguluyoruz. Bu beraberinde haliyle kurumlar vergisi payını %23,5'a getiriyor. Bu bizim gibi ülkeler için biraz yüksek bir oran. Bunun yerine bizim öngörümüz belirli bir süreç içerisinde. Bu %15 stopajı almamak, yani kurumlar vergisine yalnızca %10 vergiyi almak, bu %15 stopajı almak yerine bunları yatırıma dönüşmesi için ve bilançolarını daha gerçekçi hale getirmek için yatırımcılara bir imkan sağlamak. Ama 3 senenin sonunda eğer yatırıma dönüşmezse bu defa tüm kalan gelirinin
bütünsel olarak dağıtımını sağlayıcı gelir vergisi oranlarını uygulamak. Yani eğer bilançosunu geliştirecekse, yatırımına devam edecekse yalnızca %10'luk kurumlar vergisini almak, diğer gelir vergisi stopajını almamak gibi bir düşüncemiz var belirli bir süreç içerisinde. Çünkü siz hem gelir yapınızı hem gider yapınızı birlikte yönetmek zorundasınız. Orada uygulayacağınız politikalarla, herhangi birinde uygulayacağınız politikalarla diğer yapıyı da gözetmek zorundasınız. Onun için biz olabildiğince bir yandan giderlerde tasarruf, bir yandan kayıt dışından sağlayacağımız gelirlerdeki belirli artışla birlikte belirli bir zaman içerisinde de vergi oranlarını aşağı çekerek tüm bu çarkları birlikte işletip hem ekonomiyi büyütmek hem gelir vergi oranlarını aşağı çekmek, bununla birlikte işte sermayenin gelişmesini, istihdamın bu ülkede artmasını sağlayacak diğer unsurlarla birlikte politikaları uygulamayı öngörüyoruz. Evet. İstihdamlardan isterseniz konuşalım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de kamuya istihdamlar konusu, ama siz onunla daha önce yanıt vermiştiniz. Bu sene istihdam yok dediniz. Evet. Ancak 2014 yılında 360 kişinin istihdam edilebileceğini söylediniz. Hemen merak ediyoruz, soruyoruz. Hangi alanlarda istihdam olacak? Tabii şimdi 360 yalnız fazla bir rakam. Onun 75'ini düşeceğiz. 285 kaldı. Çünkü 75'ini öğretmen yetkisi olarak verdik. Tam 2000... da bunu soracaktım. Çünkü evet, yarın bakanlığınız önünde iki öğretmen sendikası eylem yapacağı haberi geldi. Öğretmen açığı var diyorlar. Evet. Bunun bir planlaması falan olacak mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sendikalarımızın mutlaka kendilerine göre bir hesabı vardır. Mutlaka haklı tarafları vardır. Saygı duyuyorum onlara. Ama hükümetimiz geldiği günden tek bir istihdam yapmadı. Tek bir istisnası yoktur. Öğretmenlere verdiği 75 tane yetkinin dışında tek bir istisnası gerçekten olmamıştır. Ve bu konuda hükümetin her iki kanadı da büyük hassasiyet ve kimi yerlerde de gerçekten sıkıntı çekiyor. Açık yürekli paylaşayım. Sağlıkta belirli ihtiyaçlar var. Ama belirli bir prensip kararı alındı. Diğer alanlarda belirli ihtiyaçlar var. Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Vergide, gümrükte, bütçe dairesinde çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Ama bunların hepsini dondurmak zorundayız. Belirli prensiplerle hareket etmek zorundayız. Bu anlamda da hükümetin aldığı karar çerçevesinde 2014 yılında kullanacağı istihdam yetkilerinin 75 tanesini öğretmen için kullandı. Kalan 285 yetkiyi ise tamamen kadrolu personel için kullanacak. Yani geçici memur istihdamı kamuda artık yapılmayacak. Eğer zorunlu alanlar... Ne olacak? Geçici. Kadrolu personel alınacak. Geçici personel belirli hizmet akdi var. Yıldan yıla uzayan şeylerle o görevlerini yapmaya devam edecekler. Orada bir sıkıntı yok. Ama kamu yeni baştan, hani toplumun tümünün de tepki gösterdiği, belirli kriterlere tabi olmadan, belirli bir süzgeçten geçmeden, bilgi, deneyim ve benzeri hususlar ölçülemeden veya yeterince ölçülemeden istihdamın artık önünün kapanması genel bir toplumsal algı. Bu algı çerçevesinde de hükümetin de bu yönde bir prensip kararı var. Ve bu çerçevede 75 öğretmen artı 285 kadrolu. Öğretmenlerle ilgili de kamuoyunda paylaşıldı ama netlik getireyim. Öğretmenlerle ilgili kadrolu yetkisi verdik biz. Ama kadrolu öğretmen alımı 1,5-2 aylık süreç alacağı için okullarımız öğretmensiz kalmasın diye kamu hizmeti komisyonu bunların belirli bir süre birinci dönemin sonuna kadar geçici olarak alınması konusunda bilgide bulundu. Başbakanlık ve normal süreç çerçevesinde belirli bir sınavla yine geçici öğretmen alımı oldu ve bu geçici öğretmenlerin yerine Şubat ayında göreve başlamak üzere kamu hizmeti komisyonu tarafından kadrolu öğretmenlerle eğitim hayatımız devam edecek. Evet. Şunu merak ediyorum. İşte geçici kamuya istihdam edilenlerin yolu kapandı dediniz. Evet. Dünyada peki bu iş nasıl oluyor? Evet. Devlet yani kamuda alımlar nasıl oluyor? Şimdi, yani bu ülkede dünya standartlarını izleyecek mi bu konuda? Kamuda özellikle. İzlemek zorunda. Eğer dünyanın içindeysek, bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak
Bunları izlemek zorundayız. Ve bu çerçevede de bildiğiniz gibi kamu reformuna yönelik çalışmalar da var. Bu çalışmalar da tamamen Avrupa Birliği uzmanlarıyla birlikte ve Avrupa Birliği standartlarında yürütülüyor. Ve bu kapsamda da dünya örneklerine baktığınızda bizim türdeki, bizdeki miktarda geçici memur alımı şeklinde hemen hemen dünyada yok. Bu kadar sayıda. Yani şimdi, en geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler dahi bu şeyin dışında. Şimdi en geri kalmış ülkede bulabilirsiniz belki örneklerini. Belki de daha uç örneklerini de bulabilirsiniz. Ama biz şu iddiadayız. Diyoruz ki bizim ülkemiz bir Avrupa Birliği ülkesinde ne yapılıyorsa, bir Avrupa Birliği ülkesi nasıl yönetiliyorsa öyle yönetilmek zorunda. Bu hedefimizi dikkate aldığımızda bu hedefimizle kesinlikle örtüşmez. Şimdi kamu hizmetlerinde bir takım geçici işler vardır. Bu inkar edilemez. Örneğin anketörlük işi. Devlet Planlama Örgütü zaman zaman biliyorsunuz sayımlar yapar. Belirli anketler yapar. Hane halkı iş gücü anketi yapar. Onun dışında nüfus sayımı ve benzeri bir takım anket ve sayımlar yapar. Bu kapsamda da bunlar geçici işlerdir. Ve bu işlere yönelik olarak da sınırlı süreli eleman çalıştırabilirsiniz. Ama bizde olduğu gibi yıldan yıla uzayan şekilde bir geçici personel alımı hem devlet yapısı açısından devlet hizmetlerinin verimli yürütülmesi açısından sıkıntılıdır. Hem istihdam ettiğiniz kişi açısından sıkıntılıdır. Çünkü bir belirsizlik içinde mutsuz insanlar oluşturuyoruz. Halbuki onun yerine tüm insanların objektif kriterlerde, niteliklerine göre, eğitimlerine göre belirli sınavlardan geçtiği ve herkese eşit mesafede uygulanan sınavlar sonucu başarılarına göre görev aldıkları ve daha verimli hizmetler verdikleri ve kamunun da dolayısıyla daha nitelikli hizmet aldığı bir ortamı yaratmak zannederim herkesin arzuladığı bir şeydir. Bu kapsamda bakmak lazım diye düşünüyorum. Efendim son olarak şimdi hepimizin merak ettiği ve gerçekten kafamızı da kurcalayan bir konu var ki zaman zaman döviz kurların yani doların işte euronun sterlinin Türk lirası karşısında değer kazanması ve giderek Türk lirasının erimesi işte son 4 haftadır izliyoruz işte Amerika'daki bütçe krizi aşılamadığı için böyle sorunlar falan ortaya çıkıyor falan. Bu arada yani şunu sormak istiyorum. Bu durum tabii ki de KKTC ekonomisine, kırılgan ekonomisine ciddi şekilde zarar veriyordur mutlaka. Bu konuşuncanızı merak ediyorum. Bir de üretim yok diyoruz, ithalat var, dövizde yaşanan dalgalanma elbette ki bu coğrafyaya da olumsuz yönde etkileyecektir. Bu konudaki çalışmalarınız ya da yaptığınız çalışmalar var mı? İleriye dönük çalışmalar, projeler. Tabii şunu başta da konuştuğumuz gibi parayla ilgili yapabileceklerimiz oldukça sınırlı. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde olan bir parayı kullanıyoruz. Bir zorunluluk gereği ve bunu da sürdürmek durumundayız. En azından orta vadede bunu sürdürmek durumundayız. Bu anlamda da para piyasalarını etkileyecek uygulamalarımız oldukça sınırlı ve paliyatif tedbirler olabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili yalnızca dövizle ilgili değil, diğer konularda da insanların borçlanma ve benzeri hususlarda mağduriyetlerini önlemeye yönelik olarak biliyorsunuz mecliste bir ad hoc komite oluşturuldu. Ve bu komite kapsamında borç ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ve bu komite gerçekten oldukça hassas ve dikkatli nakış işler gibi çalışıyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum orada görev alan tüm arkadaşlara. O komite biliyorsunuz Sayın Tufan Erurman'ın başkanlığında görev yapıyor. Gerek iktidardan gerekse muhalefetten milletvekillerimizin de katılımıyla hepsi hassasiyetle bu konuyu tüm tarafları dinleyerek her yönüyle irdeleyerek bu borç ilişkilerinin işte gerek alacaklı gerek borçlu açısından en doğru şekilde nasıl yapılandırılması gerekir ve bu para hareketleriyle ilgili oluşacak
krizlerden nasıl daha az etkilenebilirler, ona yoğunlaşıyorlar. Ve bu komitenin gündeminde hem borç ilişkilerin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor, hem faizlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor, ipotek uygulamaları, taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili düzenlemeler, artı icra ve iflasla ilgili, tebligatla ilgili düzenlemeler nasıl yapılabilir? Bir bütünlük içerisinde bu çalışmalar sürdürülüyor. Bunların tamamlanmasıyla zannediyorum kredi müessesesi, ülkedeki kredi müessesesi, dolayısıyla paranın etkileri, paradaki hareketliliğin etkileri ve kredi kullanımındaki bir takım sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada bazı ekonomistler şunu söylüyor, bilmiyorum siz de katılır mısınız ya da buna yorumunuz ne olacak? Mesela işte yaşanmakta olan döviz artışının devlet için büyük bir kar olduğunu söylüyorlar. Evet. Hatta dövizle endeksli satış yapanlar için de büyük bir kar olduğu yönünde. Evet. Yani döviz ne kadar artarsa döviz kurları devlette o kadar kara geçiyor şeklinde. Yani bunun orantısı evet. Nedir? Şimdi şu tabii bahsedilen şu. Ülkeye döviz bazında veya dövizle fiyatlandırılarak getirilen ürünlerde döviz fiyatları artınca bunun üzerinden alınan Türk lirası bazında verginin de bir miktar göreceli olarak artması gerçeği var. Ama onu bir kenara koyalım. Ama bununla birlikte döviz fiyatlarının artışı veya enflasyonun artışıyla birlikte alım gücündeki azalmayla birlikte bu mallardaki tüketim haliyle o malların satış trendinde azalma söz konusu oluyor. Bu durum beraberinde yani döviz fiyatlarının artışından nasıl bireyler etkiliyorsa günün sonunda devletin de olumsuz etkilendiğini söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben hem teşekkür ederim. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de sorularımızın yanıtladığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Haber Kredi'nin ikinci periyodundaki konuğumuz Maliye Bakanı Sayın Zeren Mungan'dı. Az sonra haber, ana haber bültenimiz yer alacak. Şimdilik hoşçakalın.